Ünlüleri işaretlemede de farklılıklar olmuştur. Ya da anlamı değiştirmeyen bazı noktalarda. Ancak burada yazdığına göre bazı noktalarda anlam gerçekten değişime uğramış. Tabii söz konusu değişiklikler hep aynı şekilde değil. Çeşitli şekillerde karşımıza yani, çıkıyor. Evet tabii ama burada önemli bir nokta var. Hı -hı. Burada oturmuş değişikliklerden söz ediyoruz. Ancak konumuzun öznesi nedir? Korunmuş levhadaki Kur'an. Peki ama hem korunmuş levhada olup hem de değişiklik olabilir mi? Anlatabildin mi? Demek ki korunmuş levhada değil. İşte hepsi bu. Asıl sorun bu. Yani şu anda elimizde bulunan Kur'an korunmuş levhada mıdır? Ansiklopedide anlama zarar veren farklılıklardan söz ediliyor. Az önce okumuştuk. O halde peder siz bu kitapların yani şu anda elimizde bulunan Kur'an'ların tanrı sözü olup olmadığını sorguluyorsunuz öyle mi? İş oraya varıyor. Son oraya derece varıyor. ciddi bir iddia bu. Evet ama dayandığı noktaları eser şeyi tarafından dağıtılan İslam ansiklopedisinden alıntıladım. Bilimin ürettiği en soylu proje diyorlar. Hmm. Ve burada farklılıkların anlamı etkilediği yazılıyor. Evet. Önce farklılıklar sorununun nasıl geliştiğine bakalım. Bu sorun yıllar Peki. boyunca nasıl dallanıp budaklandı? Beyder, buyurun. Farklılıklar sorunu ilk yüzyılda ortaya çıkmış. Hı hı. Arap ansiklopedisi konuyu derinlemesine incelemiş. Evet. 8188. sayfa 2. sütunda. Şöyle diyor: Emeviler döneminde yani Hicri 41. ve 132. yılları arasında uyuşmazlıklar iyice arttı. Uyuşmazlıklar arttı diyor. Ve ortaya farklı okumaların birleştirildiği yeni bir versiyon çıktı. Söz konusu olan yeni Kur'an versiyonu. Osman'ın resmi musafıyla diğerlerinin farklı Kur'an okumalarının bir bileşimiydi Bu diğerlerinin içinde özellikle İbni Mesud ve Ubey sayılabilir. Şimdi lütfen söyleyin. Korunmuş levhaya ne oldu? Hı? Söyleyin. Bize gereken Abdullah'ın ya da Ubey'in ya da Osman'ın musafı değil. Doğru mu? Hmm. Anladık. Bunlar birbiriyle çeliştikleri için hepsi bir araya getirildi. Tamam. Peki ya aslı? Korunmuş levha oldu? Sanki insan elinden çıkma değişikliklere ve oynamalara açık bir kitapmış gibi hepsini bir araya getirip her şeyi birbirine bağlamışlar. Olur mu hiç? Bu Tanrı'nın kitabı mı yoksa insanın mı? Yani demek istediğim bu çok şaşırtıcı bir durum. Emeviler zamanında olanlar bunlar. Hımm. ...farklılıklar arttı ve hepsi birleştirildi... ...Abbasiler dönemine gelince. Hı hı. Yine aynı ansiklopedinin... ...aynı sayfasının... ...aynı sütununda diyor ki... evet, evet ...Abbasi dönemine gelindiğinde... ...yine Kur'an okumalarında... ...benzer farklılıklar hı hı. vardı. Hı hı. Hatta... ...öyle bir duruma gelinmişti ki... ...resmi musaf olan... ...Osman musafıyla diğer okumaları... ...birbirinden ayırmak imkansızdı. Hı hı. Evet. Abbasi döneminde ise... Evet. İşte bu aşamaya gelinmişti İslam ansiklopedisi şöyle devam ediyor. Ancak açıkça noktalanmış Arap harflerinin kullanımıyla yani çeşitli işaretler ve noktalamalarla bu okumalara bir bakıma denetim getirilmiş oldu hmm. güzel hı hı. Ama bu da insan denetimi evet Hala korunmuş levhadan çok uzaktır doğru. Isim. Ama İslam ansiklopedisi de bu noktada bir muhalefet şerhi koyuyor ve diyor ki Yine de içerdikleri çelişkiler sebebiyle bunlara pek güvenilemez çünkü bu noktalamalar ve işaretlemeler alfabe biliminin sağlamış olduğu kanıtlarla uyuşmamaktadır. Nedir bu? Hmm. Çelişki diyor. Çelişki. Durum bu mu yani? İşte içerdikleri çelişkiler yüzünden bunlara pek güvenilmez. Evet. Evet. Çünkü bu noktalamalar ve işaretlemeler alfabe biliminin sağlamış olduğu kanıtlarla uyuşmamaktadır. Hı hı. Çok ilginç bir durum. Biraz önce Haccac bin Yusuf el-Sakafe zamanındaki bir şeyden söz etmiştiniz peder. Hı hı. Onun da yaptığı değişiklikler var mıymış? Elbette varmış. Ama önce biraz daha geriye bakalım. Peki. İslam ansiklopedisi sayfa 8189'da diyor ki... Hicri 4. yüzyıla gelindiğinde hı hı. Hı hı. noktalı ve işaretli Arap harfleri iyice yayıldı. Ancak bazı uzmanların iddialarına göre e, söz konusu noktalı ve işaretli harflerin kullanımı okumalarda gün gibi açık ve net farklılıklara tutarsızlıklara yol açmış bulunmaktadır. Hmm. Kulaklarıma inanamıyorum. Evet. Gün gibi açık ve net tutarsızlıklar. Ama pek çok kişi bu tutarsızlıklardan haberdar değil. Tabii çünkü bu konuda muazzam bir örtbas etme var. Hmm. Oysa bunlar gün ışığına çıkarılmalı. Yoksa bu kitapları neden bastılar? Sorulara cevap vermek için değilse neden? <laughs> Yazı devam ediyor. Bu da hangi okumanın daha doğru olduğu yolunda sert tartışmalara yol açmıştır. Hangi okumanın doğru olduğu yolunda. Hmm. Gerçek kaybolmuş. Evet. Peki benim çok değer verdiğim, ebedi hayatını gerçekten önemsediğim sevgili Müslüman kardeşim bu durumda ne yapacak? Asıl özellikleri kaybolmuş bir kitabı mı izleyecek? Bunu İslam ansiklopedisine dayanarak söylüyorum. Bunların son derece ciddi sorular olduğunu düşünüyorum ve din bilginlerinin, akıllı kişilerin cevaplaması şart sorularıdırlar. Evet. Aksi halde durum vahim. Peki herhangi bir cevap var mı? Var ya. Güzel. Var. İşte şimdi kime geldik? El haccaca El Haccac bin Yusuf Sakafeye. Hı hı. Aslında Arap Ansiklopedisi bu konuya oldukça geniş bir yer vermiş. E, Arap Ansiklopedisinin e, Arap Ansiklopedisinin sadeleştirilmiş versiyonunda. Sadeleştirilmiş Arap ansiklopedisi sayfa Evet, 690'a bakacağız. Hı hı. Şimdi izin verirseniz o sayfayı açayım ve okuyalım. Sayfa 600 kaçtı? 690. Diyor ki yanlışlar iyice artınca tabi burada sözünü ettiği okumadaki yanlışlar. Evet. Kur'an'ın okunuşunda yanlışlar artınca, tabi burada sözünü ettiği okumadaki yanlışlar. Evet, Kur'an'ın okunuşunda yanlışlar artınca, Nasır bin Asım'a onu düzeltme görevi verildi. Kur'an'ın okunuşunda yanlışlar artınca düzeltilmiş. Bu gerçekten korkunç. Gerçekten korkunç. Arapça referans kitapları yazıyor. Kur'an'ın okunuşunda yanlışlar iyice arttığı zaman ne olmuş? Hmm. Ali bin Ebu Talip, Nasır bin Asım'a düzeltmesini emretmiş. İnsanoğlu Kur'an'ı düzeltiyor. Hmm. Hani Tanrı katında bir kitaptı ve korunmuş levhadaydı? İnsanın kafasında sorular uyanıyor. Yanlışlar artınca diyor ki çok garip. Ebu Davud el-Sacestani kitabı masayifte şöyle yazmış. Sayfa 49'da. Biliyorum ki el haccac bin Yusuf Osman Mustafa'nın 15 harfini değiştirdi. 49. sayfada tabii hı hı. ki. Hepsi bir, bir bir yazılı burada. Ama nasıl değiştirebilirler? Burada düzeltme diyor. El-Sacestani ise değiştirme. Ama o zaman insan yapımı bir kitap bu. Böylece kitapta pek çok tutarsızlık, farklılık olduğunu kaynaklarla kanıtladınız. Peki... Sizin bu farklılıklarla ilgili şahsi görüşünüz nedir? Bakın arkadaşım, öncelikle ben ben yorumlarımı kaynaklara, başvuru kitaplarına dayandırıyorum. Özellikle İslam ansiklopedisine. Kaynaklar Kur'an'da bir sürü farklılıklar olduğunu söylüyor. Peki bu farklılıklar nasıl oluştu? Bence asıl önemli soru bu. Yani bu farklılıklar nasıl mümkün oldu? İslam ansiklopedisinden, Arap ansiklopedisinden, Sajestani'den alıntıladığım o farklılıklar nasıl olabilir? Hı hı. Bu beni düşündürüyor. Aklım karışıyor. Nasıl, nasıl olur? Ayet ne der? Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik, yine biz koruyacağız. Hani nerede bu koruma? Hı hı. Allah katından başka bir yerden gelmiş olsaydı içinde çok aykırılıklar bulurdunuz. İşte aykırılıklar ve farklılıklar. Hem de çok sayıda ve esaslı aykırılıklar. Peki ama neden? Bunlar gerçekten çok sorumlu konular. Adeta çıkışı olmayan bir labirent. Muhammed'in Kur'an'ı nerede? Hı hı. Ya parşomenlerdeki ayetler? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu, evet. Bunlar çok önemli sorular. Hı hı. Ve cevap bekliyorlar. Buyurun. Teşekkür ederim. Elimize geçen bir başka soru şöyle. İzleyicimiz diyor ki: Sizler Mesih'in Allah olduğuna inanıyorsunuz. Nasıl olur da Allah'ın bir insanoğlu gibi davrandığını kabul edersiniz? Yemek, Yemek yani, yiyen, içen, içen değil tuvalete mi? giden. Kabul edelim ki çok zor peder. Evet, Allah beden Böyle bir göremiştir. tanrıya inanmak bedende çok zor göremiştir. Evet. Beden hala bedendir hı hı. ve Allah içindedir. Hı, hı. Bu durumda beden yer içer bir insan gibi davranır hı hı. ama Allah bundan etkilenmez. Evet. Çok basit bir örnek vereyim. Güneş ve ışınları. Hı hı. Diyelim ki güneş ışınları bir gölete düştü ya da kanalizasyona. Peki kanalizasyona düşen güneş ışınları kirlenir mi? Hı. Yoksa girdiği yeri temizler mi? Girdiği yeri temizler. Anladınız mı? Hı hı. İnsanlar konuyu yanlış anlayıp diyorlar ki Allah nasıl olur da yemek yer? ve tuvalete gider. Hı hı. Oysa Allah bunlardan etkilenmez. Çünkü kendini sadece bedende görünür kılmıştır. Evet. Size son bir sorum daha olacak peder. İzleyicimiz diyor ki ben Allah'tan çok korkuyorum ve bu da beni ondan uzaklaştırıyor. <laughs> Acaba bu durumda ne yapabilir? İşte gördünüz mü? İslam'daki Allah imajı yüzde yüz korkutucu. Hı hı. Güçlü, intikam alan, gururlu vesaire. Oysa dostum Hristiyanlıkta Allah sevgidir. Hı hı. Korkutucu değildir. Babadır. Ben size baba olacağım, sizler de benim çocuklarım. Hı, evet. Her kim ki Allah'ı baba olarak görürse, yani sevgi olarak o kişi korkmaz. Hı hı. Sağ olun, çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, bugün Kur'an'daki pek çok tutarsızlıktan söz edildiğini duydunuz. Benim inanışıma göre Allah ve Allah'ın sözleri sonsuza kadar korunur, saklanır ve asla değiştirilemez. Kelam ezeli ve ebedidir. Ayrıca Allah'ın sözleri zihinlerden önce yüreklere işlenmelidir. Sonra da zihinlere. Allah sevgidir. Ve der ki: Gerçeği bileceksin ve gerçek seni özgür kılacak. Siz de gerçeği bilmek istiyorsanız ki o Allah'tır, yüreğinizi ona Amin. yükseltin. İçtenlikle, saflıkla ve tevazuyla. Tıpkı benim yüreğimi ona yükselttiğim gibi. Uzun zaman önce Kabe'deydim dua ettim ve yüreğimi tüm samimiyetimle Allah'a yükseltip ona seslendim. Dedim ki: Ulu Tanrım, seni bilmek istiyorum çünkü seni seviyorum. Kendini bana açık et ve bu kulunla konuş. Tanrı'ya şükürler olsun ki ben onun doğruluğunu, onun sevgisini, onun yakınlığını, dostluğunu tecrübe ettim yıllar boyunca. Üzerimden ilgisini hiç eksik etmedi. O insan bir kardeşten daha yakın olduğu için benim için göksel bir baba oldu Ben de onun oğlu oldum. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. hoşça kalın. Hoşça kalın.